Türkiye'nin özgür yayın yapan gazetelere, televizyonlara, radyolara ihtiyacı var. Bağımsız gazetecilere, korkusuz yazarlara, mesleğin onuruna sahip çıkacak ilkeli habercilere ihtiyacı var. Halkın haber alma hakkını savunan duyarlı bir medyaya ihtiyacı var. Bütün çıkışlar tutulmuşken farklı kapıları gösterebilecek, öfkenin değil aklın diliyle kral çıplak diyebilecek, Penguen yayıncılığına son verecek bir basına ihtiyacı var. Gazetecilerin hapsedildiği, haberlerin sansürlendiği, yandaşlığın gazetecilik zannedildiği bir dönemde, hayati seçimlere yürüyen Türkiye'de güvenilir, objektif, halktan yana haberciliğe ihtiyaç var. İşte bu ihtiyacı karşılamak için çıkıyor Canlı Gazete. İyi akşamlar efendim. Bugün 7 Ocak 2014 Salı. Günlerdir size hükümetle cemaat arasındaki büyük bir çatışmanın haberlerini veriyoruz. Bugün o çatışmanın depremüstü İzmir'di ve Canlı Gazete'nin manşetine yerleşti. İzmir çarpışması gerçekten önemli. Sabahın ilk saatlerinde İzmir'de iş adamlarına yönelik bir operasyonun haberi geldi. Operasyona maruz kalanlar arasında İzmir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın bacanağı da vardı. Onun da gözaltına alınacağı söylendi. Gözaltına alınamadı ama çok önemli isimler gözaltında. Hemen arkasından Binali Yıldırım'ın bunun son zamanlamasının manidar olduğuna dair açıklaması geldi. Peşinden de o operasyonu yapan polisler gözaltına alındı. Bu İzmir'den gelen haber ama Ankara ondan önce Ankara gündemdeydi. Ankara'da büyük bir operasyon var. 350 polis görevlerinden alındılar. Ankara'da 17 Aralık'tan bu yana görevlerinden alınanların sayısı 600'e yaklaştı. 17 Aralık'tan bu yana toplam 1700 civarında polisin görevinden alındığı söyleniyor. Yani çok büyük bir tasfiye operasyonu yaşanıyor. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Deneyimli bir isim Tolga Şardan bize Ankara polisinde ve genelde emniyette neler olduğunu anlatacak, yorumlayacak. Bu arada çarpışmanın bir başka cephesi Zekeriya Öz üzerinden yürütülüyor. Zekeriya Öz'ün Dubai tatiline ilişkin ayrıntıları dün vermiştik. Orada bazı faturalar yayınlanmıştı. O faturaları bugün yalanladı Zekeriya Öz. Etik mi bütün bunlar ve ne yapılmaya çalışılıyor? Bunu da Gültekin Avcı hem bir savcı olarak hem de siyasi bir gözlemci olarak bizim için yorumlayacak. Bitmedi. Uludere sür manşetimizde. Uludere'de 2 yılın sonunda takipsizlik kararı çıktı Genelkurmay'dan. Oysa sorumlular belli. Sorumlular belliyken neden takipsizlik verildi? Bu konuyu yorumlayacak iki isim Hasip Kaplan BDP milletvekili ve eski bir Genelkurmay askeri savcısı Sayın Öztürk bizlerle olacak ve Uludere kararının ayrıntılarına bakacağız. Canlı Gazete'nin sonunda Amerika'ya gideceğiz. Buz kesen ve soğukla mücadele eden Amerika'da Bilge Egemen Chicago'dan yayınımıza katılacak ve bize orada yaşadıklarını anlatacak. Dop dolu bir Canlı Gazete için yayına hazırız. Askeri savcılık 34 kişinin öldüğü Uludere operasyonu için neden takipsizlik kararı verdi? Kararın detayları Canlı Gazete'de. Manşetimizle başlıyoruz. Haber İzmir'den geldi. Sabaha karşı polis iş adamları ve bürokratları gözaltına aldı. Operasyon 5 ile yayıldı. Gözaltı sayısı 30. Gözaltı listesinde eskinin Ulaştırma Bakanı, şimdinin AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın bacanağı da var. Bacanak firarda. Ama bu durum dikkatleri yeniden cemaatle hükümet arasındaki kavgaya çevirdi. Binali Yıldırım zamanlama manidar dedikten hemen sonra hükümetin karşı operasyonu geldi. Operasyonu yapan polis şefleri görevden alındı. Türkiye bir güne daha yeni bir yolsuzluk operasyonuyla başladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. İzmir, Ankara, Hatay, Van ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Polis, Devlet Demiryolları, Liman İşletme Müdürlükleri ve Daire Başkanlıklarına şafak baskını yaptı.
Suçlamalar ihaleye fesat karıştırmak ve limanlardaki işletmelerde usulsüzlük. Ankara'da Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nde de arama yapıldığı iddia edildi. Ancak Devlet Demiryolları iddiaları yalanladı. 8 personelin ise gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltı sayısı 5 ilde 30 kişiye ulaştı. Aralarında Van Gölü Feribot İşletmeleri Müdürü, İzmir Liman İşletmeleri Müdürü ve değişik kademelerden liman memurları var. Ama gözaltı listesinde birçok isim çok dikkat çekici. Eski bakan ve AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın bacanağı Cemalettin Haberdar. Polis bacanağın adresine gitti ama bulamadı. Ortağı iş adamı İndeks AŞ'nin sahibi Mahmut Can Bayoğlu ise gözaltına alındı. Bu iki ismin İstanbul'da başlatılmak istenen ikinci dalgada gözaltına alınacak isimler arasında olduğu iddia edilmişti. Adı geçen İndeks AŞ, İzmir Alsancak Limanı'nın vinç işini almış, ayrıca Ulaştırma Bakanlığı'nın ihalesini kazanarak çeşitli iç göllerde kullanılmak üzere feribot yapmıştı. Ortaya çıkan bir fotoğrafsa Mahmut Can Bayoğlu'yla AKP'nin İzmir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım arasındaki tek bağın bunlar olmadığını gösteriyor. Bu fotoğraf Mahmut Can Bayoğlu'nun 9 Eylül 2011'deki düğününde çekilmiş. Nikah şahidi Binali Yıldırım. Operasyonda okların çevrildiği Binali Yıldırım ise operasyonun zamanlamasına tepki gösterdi. 2011'de başlatılan soruşturmada neden şimdi düğmeye basılıyor dedi. 2014'ün başında böyle bir operasyon kararı veriliyor ve bu uygulanıyor. Zamanlaması yönünden anlamlı buluyorum. Neden seçimin hemen başlangıcında yapıldı? Gözaltı listesinde 37 kişinin olduğu, Ankara'da bazı bürokratların da listede bulunduğu iddiaları vardı. Ama yeni gözaltılar gelmeden polislere müdahale geldi. 17 Aralık'taki yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ardından yaşanan görevden almalar bu kez de yaşandı. Operasyonu yapan birimlerin başındaki Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Şevik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Behzat Tuzcu görevlerinden alındı. Hadi görüşürüz. İzmir'deki operasyondan hemen sonra artık mutat olduğu üzere haber merkezleri detaylara ilişkin bilgilendirildi. Polisten gelen bilgiye göre hazırlıklar 2011 yılında gelen bir ihbarla başlamış. Sonra polis hedefteki isimleri saniye saniye izlemiş, telefonlarını dinlemiş, paraların el değiştirmesine ilişkin fotoğraflar, ihalelerde usulsüzlük planlarına ilişkin telefon kayıtları dosyaya konmuş. Kazandığı ihaleler elinden alınan, girdiği ihalelerin şartnamelerinin bazı şirketlere elden dağıtıldığını tespit eden bir iş adamının 2011 yılında İzmir Valiliğine yaptığı şikayetle başlayan süreç, yüzden fazla kez rüşvet alışverişinin tespit edildiği dev bir operasyona dönüştü. Operasyonu İzmir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi yürüttü. Şikayet eden iş adamı, limanda kurulan rüşvet çarkı sebebiyle yönetimin istemediği firmaların değişik mazeretlerle elendiği ve ihalelerin önceden kimin kazanacağının belirlendiği, ihaleyi kazanacak firmaların isteklerine göre özel şartname hazırlandığını iddia etti. Rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan kamu görevlileri ve şirket yöneticileri teknik ve fiziki olarak takip altına alındı. Takip sırasında İzmir Liman İşletme yetkililerinin ve firmaların birbirleriyle irtibatlı oldukları ve özellikle limanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin alımlarında usulsüzlük yaptıkları tespit edildi. Bu işler için çok yüksek paralar döndüğü, kese kağıtlarının içinde rüşvet paketleri dağıtıldığı görüntülenip fotoğraflandı. Teknik takip sırasında yüzden fazla rüşvet alışverişi tespit edildi. Rüşvet alışverişinin yapıldığı anlar tek tek fotoğraflandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 kişi rüşvet almak ve vermek, zimmet, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, görevi kötüye kullanma, doğrudan temin alımlarına fesat karıştırmakla suçlanıyor.
Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'nde görevli bir daire başkanı, bir daire başkan yardımcısı, İzmir Liman İşletmeleri Müdürü ve İzmir Liman İşletmelerinde görevli müdür yardımcılarıyla puantörler ve değişik kademeden liman memurları ve ihale alan şirket sahipleri de gözaltına alınanlar arasında. Öte yandan soruşturma kapsamında aranan eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bacanağı Cemalettin Haberdar'ınsa operasyon düzenlenmeden önce kayıplara karıştığı anlaşıldı. Operasyonun gece saatlerinde Yıldırım'ın bacanağına sızdırıldığı ve Haberdar'ın da firar ettiği öğrenildi. Gece saat 2'den itibaren telefonlarını kapattığı belirlenen Haberdar hiçbir adreste bulunamadı. İzmir'den bu haber ajanslara düşünceye kadar gündem Ankara'daki polis ataması, belki daha doğrusu tasfiyesiydi. Bir gecede tam 350 polisin yeri değiştirildi. 17 Aralık'tan sonra Ankara'da yeri değiştirilen polis sayısı 600'e ulaştı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından emniyette yaşanan atama depremi artçılarla sürüyor. Bu seferki artçı deprem çok büyük oldu. Ankara Emniyeti'nde 80'i amir olmak üzere 350 polisin yeri gece yarısı operasyonuyla değiştirildi. Görevden alınan 350 polis terör, istihbarat, organize, mali şube, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerinde görevliydi. Görevden alınan personelin yerine ilk aşamada 250 kişi atandı. Gece yarısı yapılan görev değişikliğiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylardan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Azmaz, Elmadağ Polis Okulu'na atandı. Polis okullarındansa Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne 3 Emniyet Müdür Yardımcısı atandı. Görevlerinden alınan amir ve polislerin ağırlıklı olarak trafik şubesiyle ilçe emniyet müdürlükleri emrine verildi. Yani pasif görevlere atandılar. Gece yarısı operasyonuyla birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde toplam 600 polisin görev yeri değiştirilmiş oldu. ...17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında emniyette başlayan görevden alma fırtınasında şu ana kadar yüzlercesi rütbeli olmak üzere binlerce polisin yeri değiştirildi. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaklaşık 1700 polis farklı görevlere getirildi. Deprem Maliye Bakanlığı'na da sıçradı. Bakanlıktaki yer değiştirmeler genel müdür düzeyine ulaştı. Genel müdürler müşavirlik kadrosuna alındı. Cuma gününden itibaren bakanlıktaki görevden almalar yeniden başladı. Önce Muhasebat Genel Müdürü Mehmet Sarıtaş, Gelir Politikaları Genel Müdürü Ünal Tayyan genel müdürlük görevlerinden alındı. Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Selahattin İnce ise emekliliğini istedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in özel kalem müdürü Abdülhamit Yıldız ise yurt dışında doktora yapmak için müşavirlik kadrosuna geçti. Ankara'da emniyeti en iyi izleyen isimlerden biri Milliyet Gazetesi yazarı Tolga Şardan geçen hafta bir yazı yazdı ve dedi ki İçişleri Bakanlığı'ndan bir müfettiş grubu 17 Aralık operasyonunun arka planını inceliyor. Özellikle de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimini araştırıyorlar dedi ve nitekim bir hafta sonra büyük operasyon başladı. Tolga Şardan şu anda Ankara'da mecliste konuğumuz. Tolga Şardan yayınımıza hoş geldiniz. Bu polislerin cemaatçi olduğu, onun için büyük bir tasfiye yaşandığı söyleniyor. Katılır mısınız öncelikle bu teşhise? Ankara'dan iyi akşamlar. Elbette önce Ankara'dan iyi akşamlar dileyelim sevgili izleyenlerimize. Sizin de bahsettiğiniz gibi buna bir tasfiye operasyonu da diyebiliriz. Bir tasfiye tayinleri olarak da adlandırabiliriz. Ben 25 yıldır Ankara'da mümkün olduğu kadar işte emniyet muhabirliği yapmaya çalışıyorum. Ve ilk defa meslek hayatımda bu kadar geniş kapsamlı bir tayin dönemi yaşıyoruz. Her sene olağan tayinler olur fakat bu 17 Aralık operasyonundan sonra sizin de bahsettiğiniz, söz ettiğiniz gibi operasyonun artçıları
sonrasında fazlaca bir polis tayinleri yaşanmaya başladı. Ve çok da aslında Ankara'da bir güvenlik bürokrasisinde alışık olmadığımız atamalar oldu burada. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışında tüm Türkiye'deki daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi müdürleri ve alt kadroları görevden alındı. Sadece şu anda Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illere henüz dokunulmadı. Onun dışında Batı'daki bütün illerin hemen hemen organize suçlarla mücadele şube müdürleri de değiştirildi. Peki yani onların cemaatçi olduğu iddiası var. Bu nasıl saptanıyor? Bir sicil sistemi mi var? İhbar sistemi mi devreye giriyor? Nasıl ve neye göre karar veriliyor? Bu atamalar neye göre yapılıyor sizce? Doğrusunu söylemek gerekirse yani bu atamalarda bir sicil sistemi gibi bir şey yok. Sadece dönemsel olarak göreve gelen personelin durumuna bakılıyor. Kimin döneminde, kimin tavasutlarıyla, kimin tavsiyesiyle emniyet içinde ilgili birimlerde görev aldığına bakılıyor. Bir de çok eski yıllarda vardı, hala da sanırım bu sistem devam ediyor. Bir emniyetin içinde İKK diye bir birim vardır, istihbarata karşı koyma. Bu genelde kendi personeliyle ilgili çalışmalar da yapar. Herhalde son dönemde bu İKK birimini tekrar faaliyete geçirmiş olsalar gerek ki bu mevcut polislerle ilgili yapılan araştırmalar sonrasında işte cemaate yakın oldukları iddiasıyla veya farklı kanallardan geldikleri iddiasıyla bu personel de görevden el çektirildi. Bayağı sizin de söylediğiniz gibi aşağı yukarı 2000'e yakın bir polis tayini gerçekleştirilmiş oldu. Şimdi 2000'e yakın polisten bahsediyoruz. Onlar herhalde bir yere gidiyorlar ve sonuçta gene bu ülkenin sınırlar içinde bir yere gidiyorlar. Yani pasif, tamamen pasifize mi ediliyorlar, yoksa bir kısmını görüyoruz akademilere, okullara hoca olarak gönderiliyorlar. Bir tehlike varsa burada aynı şey devam etmiş olmuyor mu? Elbette yani söylediğinize katılmamak mümkün değil. Bu pasif görevlere atanıyor bu polisler. Gerek rütbeli olsun, gerek polis memuru düzeyinde olsun. Sizin de söylediğiniz gibi sonuç itibariyle okullara ya da pasif görevlere atanıyorlar ama sonuç itibariyle yine bu Türkiye'deki Türkiye'de yaşayan herkese, polisle işi olan herkese hizmet edecekler. Onların yerine gelenler de eskisi gibi tekrar soruşturmalara devam edecekler. Savcıların talimatlarıyla hareket ederek pek çok operasyona da imza atacaklar. Peki yerine gelenler kim? Yani onlar hakkında bir şey biliyor muyuz? Bir yani işte cemaate mesafeli, hükümete yakın isimler mi bunlar? Yoksa hani kariyerine yeni başlamış, ne eğilimde olduğu bilinmeyen isimler mi? Şimdi özellikle rütbeli personel açısından değerlendirirsek yani amir ve emniyet müdürü düzeyinde bakarsak daha önce benzer görevlerde çalışıp da tasfiye edilen kişiler tekrar göreve getiriliyor. Yani böyle bir insan kaynağı mevcut. Polis memuru düzeyinde ise kimisi yeni başlayan polis memurları, kimisi de daha önce yine benzer şekilde bu şubelerde çalışıp, birimlerde çalışıp tasfiye edilen personel tekrar geri çağrılıyor. Şöyle de bir yeni uygulama başladı. Özellikle Ankara ve İstanbul'da koordinatör emniyet müdürü olarak ikişer kişi görevlendirdi İçişleri Bakanlığı. Bu koordinatör emniyet müdürleri özellikle mesleğe yeni başlayan ve yeni atama yapılan birimlerde çalışma prensiplerine, eğitimleri eksik olan personele eğitim vermeye de başladılar. Dolayısıyla kısa sürede bu eski uzman personelin yani tasfiye cemaatçi olduğu iddiasıyla tasfiye edilen personelin yerine gelen polisler de bir eğitimden geçirilmiş olacaklar ve çalışmalara hazır olacaklar. Şunu anladım, doğru anladıysam. Tasfiye edilen polislerin yerine gelenler daha önce tasfiye edilenler. Doğru mudur? Daha önce o zaman niye tasfiye edilmişlerdi acaba? Doğru. Bir bölümü bunlar evet bir bölümü tasfiye edilen personeldi. Çünkü cemaate yakın olmadığı gerekçesiyle tasfiye edilmişlerdi dönemsel dönem dönem. Polis okullarına ya da farklı birimlere gönderilmişlerdi. Daha sonra da şimdi yeni bir tasfiye süreci yaşanırken bu eldeki daha önce tasfiye edilen müdürleri tekrar, amirleri tekrar eski görevlerine ya da yakın görevlerine başlatmaya başladılar. Tolga Şardan, biz şimdi yurttaş olarak sabah evimizin kapısı çalındığında hangi ekipten polisin geldiğini bilemeyeceğiz. Yani cemaatçi mi,
basıyor evimizi. Hükümet yanlısı mı, duacı mı, bedduacı mı? Bunu ayırt edemez haldeyiz. Acaba polis ne hissediyor bütün bu operasyonlar karşısında? Onlar diyelim yani işini yapabilecek durumda mı? Ya da başbakanın oğlunu mesela işte savcılık çağırdığında bunu rahatlıkla gidip alabilecek bir güvende hissediyor mu kendini? Şimdi tabii çok hareketli bir süreç yaşıyor emniyet teşkilatı ve genel olarak konuşulan da şu, taşlar henüz yerine oturmadı. Taşlar yerine oturuncaya kadar sanırım bu tayin sirkülasyonu devam edecek. Dolayısıyla biz bir süre daha kapımıza gelen ya da gelecek olan polisin ya da polis ekibinin kime yakın olduğunu, hangi gruba yakın olduğunu pek anlamakta zorlanacağız gibi gözüküyor. Diğer sorunuza gelince de yani başbakanın oğluyla ilgili bir soruşturma sırasında ona ulaşabilecek mi, ulaşamayacak mı? Doğrusu onu konuşmak için çok erken, biraz zaman geçmesi gerekiyor. Tolga Şar'dan çok teşekkür ederiz. Yani şunu anlıyoruz, Ankara'nın en deneyimli, emniyeti en iyi izleyen kalemi, meslek hayatımda ilk kez bu çapta bir tasfiye operasyonu görüyorum dedi. Taşlar henüz yerine oturmadı, bir süre daha bilemeyeceğiz. Kapımız çalınırsa kimin hangi ekibin çaldığını, herhalde de seçime kadar böyle gidecek. Ankara Emniyeti'nde 350 polisi kapsayan tasfiyeyi dünya basını da yakından izliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC haberi birinci sırada verdi. Türkiye, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin internet sitesinde ilk haber oldu. Nedeni ise polis teşkilatında yaşanan görev değişiklikleri. Birçok yabancı haber sitesi gelişmeleri ana sayfalarından duyurdu. BBC'nin haberinde görev değişikliklerinin Gülen cemaatiyle yaşanan gerilimin bir parçası olduğu belirtildi. BBC'nin yorumuna göre Başbakan Erdoğan'ın karşısında bu kez örgütlü bir rakip var. Erdoğan son bir yıldır kendini Cumhurbaşkanlığı için potansiyel bir aday olarak konumlandırıyor. Ancak analistlere göre Başbakan 10 yıldır hakim olduğu sistem içinde örgütlenmiş bir rakiple karşı karşıya. Amerikan New York Times gazetesine göre ise hükümet bu hamleyle yolsuzluk soruşturmasını marjinalleştirmeye çalışıyor. Analistlere göre görev değişiklikleri Erdoğan hükümetinin yolsuzluk soruşturmasını yürütenleri marjinalleştirme yönünde süren çabalarının bir parçası. Emniyette hükümetle cemaat arasındaki tansiyon düşmüyor ama çatışma alanı sadece emniyet değil, yargıda da benzer bir süreç yaşanıyor. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 17 Aralık'ta yapılan ikinci dalgası engellenen ve savcıların birbirine girdiği soruşturmayı mercek altına aldı. Başsavcı Çolak Kadı ile yardımcısı Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 5 isim hakkında inceleme başlattı. 4 savcı ve İstanbul Emniyet Müdürü. SYK 3. Dairesi toplandı, haklarındaki şikayetleri değerlendirdi. Oy birliğiyle inceleme yapma kararı alındı. Aslında 3. Daire bir gün sonra toplanacaktı. Planlama yapılmıştı. Gündem yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ikinci dalgasındaki savcı savaşları olacaktı. Ama Zekeriya Öz hakkında çıkan haberler üzerine toplantı bir gün öne alındı. Savcı Öz'ün Dubai tatili de gündeme ek yapıldı. Bir açıklama yapabilir misiniz? Şimdi inceleme kararı alınan isimlere bakalım. Listenin en başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı var. Zekeriya Öz ve Muammer Akkaş'la birlikte yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yürüten savcılar da listede. Muammer Akkaş, ikinci dalga rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun savcısıydı. Başbakanın oğlu Bilal Erdoğan'a uzanan soruşturma elinden alınınca adliye önünde bildiri dağıttı. Soruşturma yapmam engelleniyor, yargıya müdahale var dedi. Hemen peşinden başsavcı Turan Çolak Kadı kameraların karşısına geçti. Kendisine bağlı savcıyı yalancılıkla ve basına bilgi sızdırmakla suçladı. Sizlere bir kağıt dağıtıldı bir savcımız tarafından. Yalan yanlış bilgiler verildi. Savcı Muammer Akkaş ikinci dalga için İstanbul Emniyetine gözaltı listesi gönderdi. Soruşturma yapıyorum, bu isimleri gözaltına alın dedi. Aralarında başbakanın oğlu Bilal Erdoğan da vardı. Ama polis savcının emrini dinlemedi. HSYK polise savcıyı dinlemeyin talimatı veren İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında da inceleme kararı aldı. Emniyet Müdürü Altınok hakkındaki karar HSYK için bir ilk. Altınok kararı İstanbul Emniyeti'nin desteğiyle düzenlenen tiyatro gösterisinde öğrendi. Oyunun sonunu beklemeden ayrıldı.
Teşekkür ederim. Bilginiz var mı efendim? Herhangi bir bilgim yok. Efendim, emin olun. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu karar için konuştu. İnceleme normal ama HSYK Emniyet Müdürü hakkında inceleme yapamaz dedi. Öte yandan inceleme kararının Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı Bekir Bozdağ'ın oluruyla hayata geçebileceği yorumu yapanlar da oldu. Zekeriya Öz, HSYK'nın inceleme başlattığı 5 isim arasında ama onun durumu diğerlerine göre daha farklı. Çünkü ortada bir Dubai bilmecesi var. O bilmecede bugün yeni açıklamalar var. Zekeriya Öz, masrafları cebimden ödedim dedi. Belgeleri ortaya koyacağını söyledi. Öz, açıklama yapmak için HSYK'dan izin bekliyor. Zekeriya Öz, Ergenekon soruşturmasının sembol savcısıydı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun da sembol savcısı o oldu. Hükümet için Ergenekon döneminde kahramandı ama şimdi hedefe oturtuldu. HSYK'nın inceleme kararı aldığı isimler arasında Zekeriya Öz de var. Ama o sadece 17 Aralık soruşturması nedeniyle listede değil. HSYK iş adamı Ali Ağoğlu'nun parasıyla Dubai'de tatil yaptığı iddiasını da inceleyecek. İddiayı Sabah gazetesi yazdı. Belge yayımladı. Zekeriya Öz yalanladı. Tatilin parasını cebimden verdim dedi. Hemen peşinden de Ali Ağoğlu'nun açıklaması geldi. Ağoğlu, tatil parasını ben ödedim dedi. Sabah gazetesi de savcıyla ilgili iddialarına devam etti. Gazete hesap zamanı manşetiyle çıktı. Otelin Zekeriya Öz ismine kestiği faturayı yayımladı. O tatille ilgili yeni bir ayrıntı da ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Güngör ve ailesinin de o tatilde Zekeriya Öz'e eşlik ettiği iddia edildi. Zekeriya Öz'ün karşı açıklaması ise bir gün sonra geldi. T24 internet sitesinin Zekeriya Öz'ün yakın çevresine dayandırdığı habere göre ortada 77 bin liralık bir tatil yok. Sadece 4.250 dolar harcandı. O parayı da Ali Ağoğlu değil Zekeriya Öz ödedi. Zekeriya Öz Sabah'ın yayımladığı belgeleri de yalanladı. Kredi kartı numarası bana ait değil dedi. Ali Ağoğlu'yla 2 yıl önce tanıştığını ama ilişkilerinin etik dışı olmadığını söyledi. Zekeriya Öz tatile dair elindeki faturalarında yer alacağı bir açıklama yapacak. Eski bir savcı var telefon hattımızda. Sayın Gültekin Avcı aynı zamanda Bugün gazetesi yazarı. Bu ne olup bittiğini bir de ona soracağız. Sayın Avcı iyi akşamlar, programımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk Can Bey. Biz anlamlandırmakta zorlanıyoruz. Önce şu İzmir'i sorsam size, bir operasyonu yürüten polislerin görevden alınması soruşturmanın engellenmesi sayılmaz mı? Kesinlikle engellenmesi sayılır. Çünkü Can Bey zaten sizin de bildiğiniz üzere biliyorsunuz Türkiye'nin pek çok ilinde polisler hiçbir gerekçe gösterilmeden sadece hizmetin gereği gibi oldukça soyut bir gerekçeyle görev yerlerini değiştirdiler. Hükümetçe böyle bir tasarruf yapıldı. Ben dünyada yani kendim bildim bileli Türkiye'de görmediğim gibi darbe dönemlerinde de görmediğim gibi dünyada da böyle bir emsalini görmedim. Pek çok hukuk sistemini, idari ve adli bürokrasiyi inceledim ama böyle bir şey söz konusu değil. Kaldı ki eğer bu tavsiyeleri siz 2-3 gecede yaptığınız tavsiyeleri eğer hukuken suç teşkil edecek şeylere göre yapıyorsanız veya paralel devlet veya çete gibi gerekçelerle yapıyorsanız bunları niye yargılamıyorsunuz? Yani bunu sorarlar insana doğal arkasından olarak. Arkasından o gelemez mi Gültekin Bey? Ya gelebilirse bakacağız tabii, gelirse ama normalde bu tür idari tasarrufların adli tasarruflarla beraber yürümesi gerekir. Hem idari olarak tasarrufta bulunursunuz hem de adli olarak soruşturma başlar bunlar hakkında. Eğer hukuka sığmayan anayasanın ve kanunlarımızın kabul etmediği fiil ve hareketler içerisindeyseler bu kişiler doğal olarak bunların yargılanması da gerekir. Ama ortada bir yargı yok, bir suç duyurusu yok, bir adli soruşturma yok. Ama 1700'leri geçen artık tam bir bürokrat kıyımı var. Bu peki sadece itiraz var mı? Yani onlar cephesinden onlar ne yapabilir? Siz bir savcı olarak onlar, görevden alınan polisler açısından. Can Bey onlar doğrudan şeye başvurabilirler, idari yargıya başvurabilirler ki sanırım haberlere yansıdığı kadarıyla büyük ölçüde de başvurmuşlar. Yani idari yargı doğal olarak hükümetin bu tasarruflarının hukuka uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini
anayasanın 125. maddesine göre denetleyecek. Eğer hukuki bir gerekçe veya haklı bir gerekçe söz konusu değilse, burada hukuka uygun olmayan bir tasarruf söz konusuysa, yürütmeyi durduracak ve neticede de bu işlemlerin iptaline karar verecek. Yani yürütmeyi durdurduğunda, daha doğrusu iptaline karar verdiğinde, düşünün ki hükümetin tamamen politik bir kıyım yaptığı da, haksız bir kıyım yaptığı da ortaya konmuş olacak. Çünkü 11 senedir siz niye bu bürokrat kıyımını yapmadınız veya böyle bir şey varsa 11 senedir neredeydiniz? Neden yolsuzluk operasyonu başladıktan sonra bunları yapıyorsunuz? Ama ben size sorayım. Neden polis daha önce 11 yıl boyunca böyle büyük operasyonlara girişmedi de bekledi? Ama 11 yıl boyunca acaba deliller elde edilebildi mi? Ben de bunu sorarım Can Bey. Şimdi deliller ne zaman elde edildiyse, ne zaman savcılıklara bu tür konular ihbar edildiyse. Yani hükümette her şey yolundaydı, son 2 yılda birdenbire mi şey oldu bu yolsuzluk? Ben her şey yolundaydı diyemem ama 11 senedir şimdi savcılar toplumun arasında yaşayıp da her gruba girip acaba suç var mı yok mu diye daimi surette araştıran insanlar değil ki. Polisler de öyle. Yani polislere de intikal eden bilgiler ve duyumlar oluyor. Ve bu kanalla savcılara da intikal eden bilgiler ve duyumlar oluyor. Ama siz de tahmin ediyorsunuz. Ben şöyle diyebilirim. Yani 11 senedir mesela savcılara böyle bir şey intikal etmemiş. Tam belki bu zamanlarda bu tür ihbarlar yapılmış. Yani burada savcı zamanlamaya bakmaz. Siz de savcı olsanız isterseniz 30 sene sonra size bir suç ihbarı yapılsa ne yapmanız gerektiği Ceza Muhakemesi Kanunu 160. maddesinde yazıyor yani, evet. Açık. Mecbursunuz. Ama takdir hakkınız yok yani. Doğru. Dışarıdaki algı ama bir ateşkes vardı. O bozulduğu anda taraflar evet, birbirine girdi. Evet yani dışarıdaki algı maalesef öyle. İşte olay siyaset mühendisi Ergenekon'u, balyozu hükümetin satıp yolsuzluğu konusuyla ilgili olarak değerlendiriliyor ki siyaseten bakıldığında da hükümetin bence Ergenekon balyoz süreçlerinde işleyen yargının tamamen arkasındayken, kahramanlık türküleri söylerken bugün yine aynı yargıyı çete paralel devlet ilan etmesi ve hiçbir delil de gösterememesi, sadece dedikodularla siyaseti yaparak hukuku yaralamaya çalışması çok açık bir şekilde ortada. Zekeriya Öz'e geldik böylece sizin bu son cümlenizle. Çünkü daha önce gerçekten bir kahraman savcı olarak gösterilirken şimdi birden en kötülenmeye başladığını görüyoruz. Evet. Bu seyahat işi sizin de midenizi bulandırdı mı? Yani bir savcının başbakan diyor ki şu kadar tatile gitti, faturalar çıkarılıyor, yurt dışı tatillerinin iş adamları tarafından finanse edildiği vesaire. Bir savcı olarak ne hissediyorsunuz? Bir savcı olarak yani savcılık 16 yıl savcılık yapmış birisi olarak ben hakimlerin ve savcıların her türlü şaibeli halden kaçınması gerektiğini, bakın bunlar suç olmasa bile veya etikle ilgili değerlendirmelere tabi tutulmasa bile muhakkak surette çok dikkatli hareket etmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü çok hassas görev icra ediyorlar. Tabii öncelikli sözüm şu ki benim Can Bey, her kim rüşvet aldıysa veya görevinin sağladığı nüfuzla menfaat temin ettiyse mutlaka ve mutlaka cezasını bulsun. Bu konuda hiçbir tereddüm yok. Bu konuda savcıymış, bakanmış, başbakanmış ben inanın umurumda değil. Çünkü adalet duygusu ve hukuk kuralları herkese sari. Yani bakın İtalya'da Bettino Craxi'yi yargıladılar. 9 sene hapse mahkum ettiler İtalyan başbakanını yolsuzluktan. Yani Giulio Andreotti'yi yargıladılar. 20 seneye mahkum oldu. Yani Almanya'da Cumhurbaşkanı'na soruşturma açtılar. Bürosunu aradılar. Yani hukuk dediğimizde toplumun ortak iradesini belirli kurallar bütününe, kurallar manzumesine devretmiş olduğumuzu bir kere kabul ediyoruz. Sosyal sözleşme buradan çıkıyor zaten. Suç işleyen kişiler milli iradeye de sığınamaz. Hakim ve savcılık mesleğine de sığınamaz. Şimdi demokrasi ve hukuku kişiler üzerinden değil, yani Zekeriya Öz gibi veya Başbakan Tayyip Erdoğan gibi kişiler üzerinden değil, ilkeler ve hukuk metinleri üzerinden kabul etmeliyiz. Evet. Bu itibarla benim evvelce görev ve faaliyetlerini takdir ettiğim bir bürokrat veya siyasi, Zekeriya Öz'ü ben diyelim ki takdir ettim geçmişteki görevlerinden dolayı veya başbakanı takdir ettim bazı siyasal icraatından dolayı. Bugün bu kişiler yolsuzluk veya görevi suistimal gibi haller içerisinde olursa her kimse bu kişi veya kişiler onları asla savunmam, bir ceza hukukçusu olarak kıyasıya da eleştiririm. Lakin özellikle Zekeriya Öz hadisesinde bazı şeyleri de bir ceza hukukçusu olarak soruyorum. Yani bu sorular aklıma geliyor. Bunları da müsaade ederseniz sizinle paylaşmak istiyorum. Lütfen. Şimdi savcı Öz neyin karşılığında hangi işi veya görevi yapmıştır veya yapmamıştır?
Yani bunun tabii ortaya konulması gerek ki HSYK devredildi zaten. Muhtemelen bu ortaya çıkacak. İkincisi, Savcı Özdubai'de faturanın yani masrafın 4250 dolar civarında olup hepsini kendi ödediğini söylüyor ki buna baktığınızda bu da takriben 8500 lira gibi, değil mi, Türk parasıyla bir rakama tekabül ediyor. Şimdi Savcı Öz'ün beyanı doğruysa birinci sınıf bir cumhuriyet savcısının aylık maaşı 7000 lira civarında. Bu da yani beyanı doğruysa bu da oldukça doğal ve bir savcının kendisinin yapabileceği bir harcama. Matematik olarak olaya baktığınızda böyle gözüküyor. Diğer yandan yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcı kimdi? Başsavcı vekili Zekeriya Öz değildi, Celal Kara'ydı. Zekeriya Öz ise soruşturma savcılarını koordine eden, yani işin başında ama esas soruşturma savcısı olmayan başsavcı vekiliydi. Evet. Dolayısıyla savcılık yetkilerini Zekeriya Öz kullanmıyordu yani burada. Şimdi akıl ve mantık açısından bakıldığında ve hayatın normal akışına göre değerlendirdiğimizde trilyonların uçuştuğu bir yolsuzluk operasyonunda bir savcının kendini veya makamını sattığını, rüşvet aldığını iddia edenler bence şunu düşünmeliler. Yani bunu akıl ve mantık olarak söylüyorum. Savunma açısından söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Hı hı. Bir savcı tüm prestijini ve istikbalini yerle bir edecek böyle bir girişim için kendini 70 bin lira gibi bir rakama satar mı? Bakın 70 bin lira. Yani topu 70 bin lira, 75 bin lira. Peki Savcı Öz velev ki böyle bir suç veya etik dışı bir girişim yaptı. Dubai tatili diyelim ki gerçekten ağaoğlundan eşantiyon olarak gerçekleşti. Bu durumda Savcı Öz tarafından geçmişte yürütülen adli soruşturmalar hukuken zan altında kalır mı? Şimdi toplum bir de bunu tartışıyor. Mesela Ergenekon. Bunu soracağım. Yani toplumda böyle bir algı yaratılmaya çalışsa da veya böyle bir algı oluşsa da bence hukuken şaibe kalmaz. Sebebi şudur. Çünkü Savcı Öz Ergenekon soruşturmasının tek savcısı zaten değildi. Bir savcı ekibi vardı, hatırlayacaksınız. Başlarında da bugünün İstanbul Başsavcısı, o günün özel yetkili başsavcı vekili Şolak Tadı vardı. Ve savcılarca yapılan tüm işlemler onlarca mahkemenin denetiminden geçti. İtirazlar. Üstelik şimdi de biliyorsunuz Yargıtay denetiminde. Peki dava açısından öyle kendisi kusurlu sayılır mı böyle bir durumda? Anlayamadım. Kendisi yani bu kanıtlanırsa gerçekten böyle bir geziyi iş adamının finanse ettiği kendisi açısından kusur sayılır mı? Yani soruşturmayla ilgisi olmasa bile iş adamıyla bir savcının bu şekilde ilişki kurması etik değil, doğru değil. Evet. Ben bunu hiçbir zaman savunmam ve doğru bulmam. Sayın yani soruşturmayla ilgisi olmasa bile. Çok tabii yani çünkü savcı olarak fevkalade hassas görev icra ediyorsunuz Can Bey. Doğru. Onun için toplumda itibar sahibi, güç sahibi, makam sahibi veya ciddi bir zenginlik sahibi içerisinde olan ekonomik güç aktörleriyle bu şekilde yani dostluk ilişkisi olsa bile, bakın özel hayatınızla ilgili olsa bile bunlar kullanılabilir gerekiyor ve yargıyı, adalet duygusunu yaralayabilir. Dolayısıyla savcıların bu tür konularda fevkalade hassas bir şekilde hareket etmesi lazım. Çok teşekkür ederim. Velev ki dostluk ilişkisi içerisinde cereyan etmiş olsun yani. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Askeri savcılık 34 kişinin öldüğü Uludere operasyonu için neden takipsizlik kararı verdi? Kararın detayları Canlı Gazete'de. Bir savcı haberimiz daha var. 2 dakikan var. Anlat çık. Başbakan soruşturma savcılarını eleştirirken bu diyalogdan bahsetmişti. İşte o sözlerin atfedildiği isim Celal Kara avukat aracılığıyla bir teksip yayınladı ve başbakanı yalanladı. Bir savcı zanlı olarak çağrılan kişiye eli cebinde söylediği şu: 2 dakika süren var, anlat ve çık. Başbakan Erdoğan 17 Aralık davasında yer alan savcılardan biri için bu sözleri sarf etmişti. Bazı haber metinlerinde o savcının Celal Kara olduğu iddia edildi. Gelsin şimdi efendileriniz sizi kurtarsın. Bu zanlı olarak davet edilen insanlara böyle bir şey yöneltilebilir mi? Celal Kara'dan bu ithamlara cevap geldi. Avukatı Niyazi Atasoy aracılığıyla bir tekzip metni hazırladı. Atasoy, metinde başbakanın ifadesinin gerçek dışı olduğunu belirtti. Öyle bir noktaya getiriyorlar ki sürekli de servis yapmak suretiyle böyle bir lekelemenin gayreti içine giriyorlar. Savcı Celal Kara'nın şüphelilerin ifadelerini avukatlarının gözetiminde aldığını, şüphelilere talep ettikleri gerekli sürenin de tanındığını anlattı.
müvekkilimiz uymak ve uygulamak zorunda olduğu yasalar çerçevesinde soruşturmada adı geçen şüphelilerin hiçbirine husumet beslemeden, ayrıcalık da tanımadan ifa ettiği kutsal görevin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmiştir. Avukat Atasoy ayrıca bu durumun UYAP kayıtlarıyla da sabit olduğunu vurguladı. Çıkan haberlerin kişilik haklarına ağır saldırı ve aşağılama içeren, hedef gösteren ifadelere yer verdiğine değindi. Ve somut delile dayanmayan iddialara itibar edilmemesini istedi. Geldik sür manşetimizdeki habere. Hava bombardımanıyla 34 kişinin öldüğü Uludere'de suç bulunamadı. Askeri savcılık soruşturmayı tamamladı, kovuşturmaya gerek yok kararı verdi, dosyayı kapattı. Hazırlanan raporda olay kaçınılmaz hata olarak nitelendi. Raporda bombalayın emrini Genelkurmay Başkanı'nın verdiği yer alıyor. Olay saat saat anlatılıyor. Sonuca BDP'den çok sert tepki var. İzleyelim, sonra Hasip Kaplan'ın tepkisini alacağız. 2 yıl önce çocuklarını, eşlerini, kardeşlerini kaybeden Uludereliler mahkeme kararıyla Türkiye'deki adalet umutlarını da kaybetti. Genelkurmay Askeri Savcılığı Uludere soruşturmasını tamamladı. 34 kişinin hava saldırısıyla öldürüldüğü bombardımanda kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi, dosyayı kapattı. Karar metninde olayın yaşandığı 28 Aralık 2011 akşamı detaylarıyla anlatıldı. Rapora göre insansız hava araçlarının tespit ettiği hareketlilik önce jandarma ardından kuvvet komutanlıklarınca incelendi. Tüm kademelerin değerlendirmesi görüntülerin PKK'lılara ait olduğu yönündeydi. Saldırı kararı verildi. Harekete geçmek için Genelkurmay Başkanı'nın onayı soruldu. Konu onayını almak maksadıyla Milli Güvenlik Kurulu toplantısı nedeniyle karargahta bulunmayan Genelkurmay Başkanı'na telefonla iletildi. Genelkurmay Başkanı tespitle ilgili bilgilerin işlendiği haritanın konutundaki çalışma ofisine gönderilmesini istedi. Harita çalışma ofisine gönderildi. Genelkurmay Başkanı'nca hava harekatının yapılmasına onay verildi. Bu işlemler saat 20 civarında neticelendi. Bombardıman gece 9.30'da başladı. Saat 10.30 olduğunda geride 34 ölü kalmıştı. Ama ölenler askerlerin sandığı gibi PKK'lı değil, bölgede kaçakçılıkla geçinen sivillerdi. Askeri savcılığa göre ise yetkililerin onları PKK'lı sanması kaçınılmazdı. İHA ile takip edilen ve sonradan kaçakçı olduğu anlaşılan grubu bölücü terör örgütü mensupları olarak değerlendirme yaparken, detayıyla açıklanan sebeplerle kaçınılmayacak bir hataya düştükleri sonucuna ulaşılmıştır. Yani mahkeme kasıt yok, hata var dedi. Kamu davası açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Başbakan demişti ben bu katliamı, yani Roboski katliamı Ankara'nın karanlık derinliklerinde kaybolmayacak demişti. Ama bir kez daha görüyoruz ki 2 yıldan beri bize hiçbir şekilde adalet verilmedi. Ellerinden geleni yaptılar bu katliamı üzerini örtmek için. Karara sadece yakınlarını kaybeden Uludereliler değil, birçok kesim tepkili. HDP Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Roboski'nin hesabını soracaklarını söyledi. Bu emri kim vermiştir? Biz biliyoruz. Başbakan vermiştir. O zaman başbakanı yargılayacak mısınız? CHP'li Sezgin Tanrıkulu da başbakan olayın sorumluluğundan kaçamayacak dedi. Bir kaza değildir, bir hata değildir. Doğrudan doğruya insanlığa karşı suçtur. 34 yurttaş katledilmiştir. Bunun hesabını Sayın Başbakan ve Sayın Genelkurmay Başkanlığı tarihin bir döneminde burada söylüyorum mutlaka yargı önüne çıkacaklardır. Diyarbakır Barosu karara itiraz edecek, ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Uludereli aileler de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanıyor. BDP Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan Ankara'da meclisten konuğumuz. Sayın Kaplan hoş geldiniz yayınımızda. Kaçınılmaz hata var, koruşturmaya yer yok. Siz bu karardan ne sonuç çıkarıyorsunuz? Teşekkür ederim. Aslında şöyle karara baktığımız zaman Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı. Yani derler ya hani kadı kadıya şikayet mi edeceksin? Yani Diyarbakır özel ağır ceza mahkemesi başsavcılığı dosyaya gizli kararı koyuyor. Ondan sonra uzun bir süre bekletiyor. Mecliste de İnsan Hakları Alt Komisyonu'nda AK Parti üyelerin çoğunluğuyla
kusur yok diye rapor veriliyor. Arkasından bir bakıyorsunuz Diyarbakır'daki dosya Ankara Genelkurmay Başkanlığı'nın savcılığına gelmiş. Ve burada acı bir şey var. Takipsizlik yani kovuşturma yeri olmadığı karar veriliyor ama kararın içeriği itirafname gibi acı. İtirafname var bunun içinde. Çünkü şüpheliler ilk kez yazılıyor. Ve burada adım adım saat 16'dan itibaren saat 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 başı insansız hava araçlarının nasıl seyrettiği, arkasından topçu ateşlerinin nasıl yapıldığı, kaç tane topçu ateşinin yapıldığı, arkasından da demin açıkladınız Genelkurmay Başkanı MGK toplantısında olduğu ve burada vur emrinin verildiğini ifade ediliyor. Burada vur emri Genelkurmay Başkanı'nın konutunda değil, sadece bizzat kararda da belirtildiği gibi yetkisini meclisin tezkere kararından ve Bakanlar Kurulu'nun emrinden alıyor. Burada sorumluluğun ucu çok açık bir şekilde Genelkurmay Başkanı'na uzanmıştır. İşte kararda bu çok açık itiraf ediliyor. Ne olmalıydı? Yani, yani kararda ne denmeliydi? Saat 20 sıralarında. Asip Bey, yani bütün bu teşhisten sonra nasıl çıkmalıydı? Şimdi bakın bu kadar uzun bir süre içinde bu. Şimdi bakın burada gün gibi açık bir durum var. Şimdi burada giden gelen insanların sürekli olarak gidip geldikleri ve karşı tarafta aynı köyün akrabaları kalem masraflarını, defter masraflarını almak için çok cüzi şeyler için sınır ötesine kaçakçılık yapıldığı ve oradaki askeri birliğin bunu sürekli bildiği bilinen bir gerçek. Kimin gitti, isimlerine kadar, listelerine kadar belliydi. Ancak burada zorunlu hata denilen şeye bakın. Hadi anladık. Zorunlu hata yaptı. Üstünde Türk bayrağı olan F-16 uçakları ilk bombayı 21.39'da düşürdü. Zorunlu hata. Sen bir hata yaptı değil mi? Evet. İkinci zorunlu hata saat 21.43. Yine bombayı indiriyorsun. Hadi o da ikinci zorunlu hata. Üçüncü zorunlu hata saat 22 sıraları yine bombayı indiriyorsun, yağdırıyorsun. Sonra 22.02. Bunun adı zorunlu hata değil. Sayın dinler, bunun adı kasıttır, taammüttür, planlıdır, bilerek vurmadır. Bakın, zorunlu hata, kusur yok demek 34 can gitti, paramparça oldu. Toplu bir katliam var, insanlığa karşı suç var. Kendi yurttaşlarını bombalamış bir ülkenin uçakları var, bir emir komuta hiyerarşisi var. Bunca görev ve sorumlulukta bunca canın bedeli her bir can için ağır müebbet hapis cezasıdır. Kimse bundan sıyrılmaya kalkmasın. Zorunlu hata, kusursuzluk hali var. 34 can, biraz tazminat veririz, kapatırız olayı, değil bu olay. Ne bir yapacaksınız, nasıl bir yol izleyeceksiniz? Ve bu adalet arayışında şunu herkes bilecek ki, onurlu bir duruşu var Roboski'li ailelerin, annelerin, kardeşlerin, babaların. Çok net adalet istiyoruz diyorlar. Bu adalet için siz bugün bu kararı verirsiniz. Bu karar itiraz edilir. Avukatlar tarafından hukuki olarak yapılacaklar var. Nedir? İtiraz üzerine nereye gidecek? 15 gün içinde avukatlar itiraz etti. 353 sayılı askeri yargılama usulüne göre en yakın askeri mahkeme. Neresi? Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin. Canım zaten bombaları indiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı kimi kime şikayet ediyorsunuz? O zaman böyle siyasi, bir yargı, siyasi çözüm böyle bir orta çağ döneminde bile yaşanmadı. Böyle hukuksuzluk. Bakın burada hukukun katli var. Hukuki bir skandal var. Burada dehşet bir aymazlık var. Burada hükümetin siyasi sorumluluğu var. Burada hiyerarşinin bilerek fiili sorumluluğu var.
Yani buradan kimse kaçacağını sanmasın. Bu suçlarda zaman aşımı yok. Daha 2 yıl oldu. 3. yıla girdik. Bunun 20-30 yıl zaman aşımı normalde olduğu düşünüldüğü takdirde bu halk, bu aileler, bu iradeyle mutlaka adaletin tecelli edilmesini sağlayacaktır. Gerçekler ortaya çıkacaktır. Ya burada olmadı. Siz kendi ülkenizde, ulusal yargınızda çözemedinizse, adaletiniz bittiyse eğer ve siz buna zorunlu hata derseniz be Allah'tan korkun diyeceğim ya. İnsan bir trafikte bile bir araç kullandığı zaman, bir kedi, bir tavuk ezdiği zaman bile bunun sorumluluğu vardır. Yani bir trafik kazasında bir insan yaralandı veya öldürüldüğü zaman bunun adı trafik kazası da olsa, dikkatsizlik, tedbirsizlik de olsa, ihmal da olsa bunun adı yine bir kusur derecesi gerektiren bilirkişi raporuna bağlanır. Yani burada tam kusursuzluk hali, tam zorunlu hata. Bunları Allah başımıza hata yapsın, bomba yağdırsın diye mi yarattılar? Yani trafik kazası mı yapıyorlardı havada durmadan? F-16 uçaklarının kayışlarından bombalar mı düşüyordu? Kimin aklıyla dalga geçiyorlar? Bu ülkenin yetkilisi, etkilileri bu ülkenin yurttaşını öldürdükleri zaman hesap vermemek için ben devletim hesabını vermem, ben faizsem bunun hesabı verilmez demenin zulmünün, zorbalığın sonunu ne zamana kadar götürürler? Şimdi burada vatandaş elbette bütün yolları deneyecek hukuken. Gidecek anayasa, Hava Kuvvetleri komutanları peşinen red verecek. Çünkü kendi komutanlarının katıldığı bir bombalama olayı, bir de üst komutan genelkurmay başkanı. Genelkurmay başkanına rağmen alt rütbeliler bir karar verebilir mi? Veremez. Ne işi var bu dosyanın, bu askeri mahkemede sivillerin ölümünün ne işi var bu mahkemede? Hangi madrabas, hokkabas bu dosyayı buraya yönlendirdi? Bunların adı hukukçu olamaz. Bunlar hukukun naletini boyunlarında taşıyacaklar. Lanetlenecekler hukuk adına, adalet adına. Ve buradan avukatlar tabii ki Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullanacaklar. Tabii buradan sonuç almayınca Strasbourg'a gidecekler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecekler. Evet. Rahaya gidecekler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, insanlığa karşı suç işlendiği için. Birleşmiş Milletler'e de Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ni Türkiye imzaladığı için yine oradaki komisyona başvurma şansı var. Şimdi bütün bu olaylardan sonra artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sanık kürsüsüne oturtan bu aymazların bunlara rücu edip bunun hesabını sorabilmenin, hukuk devleti ve demokrasisini yaratmak da siyaseten boynumuzun borcudur. Hasip Bey çok teşekkür ederiz. Biz de ederiz. Bunun mücadelesi. Sağ olun yorumlarınız için. Allah'tan korkun diye özetledi durumu Hasip Kaplan. Bir görüş daha alacağız. Genelkurmay eski başsavcısı, emekli bir askeri savcı telefon attığımızda. Sayın Sayın Öztürk. Sayın Öztürk, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hasip Bey'i dinlediniz herhalde. Ne dersiniz? Yani kaçınılmaz bir hata var ortada ama suçlu yok. Nasıl olabilir? Şimdi efendim, bu kararı arkadaşlarımız bana bugün gönderdiler. Benim de inceleme fırsatım oldu. Tabii dosyanın tümüne ulaşmamız mümkün değil, ancak karar üzerinden konuşmak mümkün olabilir bu aşamada. Kararı incelediğimizde görevli askeri savcı olay günü cereyan eden askeri harekatı insansız hava araçlarının ilk tespitinden itibaren kararına işlemiş. Saat saat, dakika dakika. Burada 16.50 sıralarında bu tespit yapıldıktan sonra civardaki bütün askeri birliklerle çeşitli koordineler yapılarak hareket tarzı konusunda değerlendirmeler yapılmış ve topçu ateşine karar verilmiş. Daha sonra olay silsile yoluyla ordu komutanlıkları vasıtasıyla kara kuvvetlerine ve genelkurmaya bildirilmiş. Ve en sonda genelkurmay başkanının onayıyla, bu karara göre konuşuyorum, hava harekatı yapılmasına karar verilmiş. Evet. Hava harekatının akşam saat 21 sıralarında başladığı, artık hava koşullarının
herhangi bir hedefi tespit etme olanaklarının bulunmadığı bir zamanda başladığını ve birkaç defa da onun devam ettiğini görüyoruz. Tabii birliklerin, ilk tespiti yapan birliklerin bu grupla bir sıcak teması yok. Yani insansız hava aracıyla bu temaslar hep sağlanıyor. Belki bu grupla belli bir mesafeden sıcak temas olabilseydi, bir çatışmaya girilip girilmeme durumuna göre karar vermek biraz daha doğru olabilirdi. Şimdi dikkati çeken bir husus var. Topçu ateşleri yapılmasına rağmen grup 2'ye 3'e ayrılıyor ve tepelerde toplanıyorlar. Yani kaçma, biraz ayrışma ve karşılarına gelen ateşin durabileceği hesabını yapıyorlar. Yani mukabele etmek, belli bir hedefe yönelmek gibi bir düşünceleri gözükmüyor. Onların amaçları işte yurt dışından gümrüksüz bir takım eşyalar getirmek, evet, veya malzeme getirmeye, evet, yönelik köylerine dönmeyi hesap ediyorlar bir an önce. Evet. Zaten kimliklerine baktığımızda yaş grupları itibariyle çok küçük. Evet. Şimdi bu olayı bir tarafa koyalım. Bir de bölgenin hassasiyetlerini bir tarafa koyalım. Bölge çok ciddi, yoğun bir terörle mücadele faaliyetine dönük çalışmalar içerisinde, askeri harekatlar içerisinde. Hatta bu konuyla ilgili askeri savcımızın kararında işlediği bir takım yetkiler var. Uluslararası karara gelirseniz Sayın Öztürk. Evet, yetkiler var. Şimdi bir de savcımız yetki açısından da konuyu ele almış. Burada ben bir şeyi eksik gördüm. Tabii bu hukukçuyuz hepimiz. Ben olsam öyle yapardım, o olsa böyle yapardı. Ama hangisi doğru olurdu? Bunu yine başka bir hukuk merciği olan itiraz mahkemesi veya müdahil avukatları düşüneceklerdir herhalde. Burada bir bilirkişi incelemesi düşünülebilirdi. Bilirkişi incelemesi, bu ceza kanununun 30. maddesindeki ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlere ait koşulların fiziki koşulların veya maddi manevi koşulların oluşup oluşmadığı konusunda bir fikir verebilirdi. Acaba sanık sıfatını alan kişiler, soruşturma geçiren kişiler gerçekten bu 30. maddedeki koşulları burada taşıyor mu? Askeri savcı bunu bireysel karar vermek yerine belki bir bilirkişiye, kurmay subaylardan, özel harekatçılardan, işte topçu subaylarından, hava subaylarından ibaret bilirkişiye verebilirdi. Şimdi tabii olaya siyaseten baktığımız zaman işte askeri yargının bağımlılığı, bağımsızlığı konuları da devreye giriyor. Ya yani kimi kime şikayet edeceğiz diyor Hasip Kaplan. Yani maalesef siyaset böyle bir konuyu da gündeme getiriyor. Toplumda böyle bir algı da oluşabiliyor. Haksız mı Sayın Bey? Biraz bunları bertaraf edecek koşulları askeri yargı için de artık düşünmemiz gerekir. Yani askeri savcılık artık kışladan çıkmalı. 21. yüzyıldayız. Bir komutana bağlı olmamalı. Farklı şekillerde soruşturma başlatılmalı. Yani askerler üniforma taşıyınca emir alma gibi bir durumla karşı karşıya oldukları düşünülüyor, kabul ediliyor. Yani bunları askeri hakimlerin ve savcıların bireysel yetenekleriyle aşma konusunu artık biz de aşmalıyız toplum olarak. Burada yeniden bir yapılanmaya gitmemizde yarar olduğunu düşünüyorum, askeri yargıyla devam edeceksek. Devam etmeyeceksek askeri yargıyı bir yasama iradesiyle ortadan kaldırıp genel yargının içine koyacaksak bu da ayrı bir tartışma konusu. Yani ben burada bu itirazların düşünülebileceği ve değerlendirilebileceği kanaatini taşıyorum. En yakın askeri mahkeme olarak mahkemelerin birbirlerine bu konuda çok fazla veya savcılıkların yakın olması veya hatıra binaen bir kararı onaması veya onamaması gibi bir şey düşünülemez. Arkadaşlarımız vicdanlarıyla karar vereceklerdir. Bir başka dikkatimi çeken de burada 5 tane generalimiz hakkında soruşturma açılmış. Evet. Bu generallerimizin hakkında soruşturma yapmaya yetkili
tek askeri yargı organı Genelkurmay Askeri Savcılığı ve davalara bakmada mahkemeye aittir. Ama bir dikkati çeken bir şey var. Evet, bu bir güvenlik meselesiyle ilgili askerlerin hizmet ve görevleri esnasında işlenmiştir ama maktullerin hepsi sivil kişilerdir. Bunu da düşünmemiz lazım. Acaba bunu askeri yargı yerine sivil yargıya mı veya adli yargıya mı taşımalıydı? Sizce öyle miydi? Hasip Bey öyle olduğunu söyledi biraz önce. Yani bence bunun iyi tartışılması lazım. Bu konuda geçmişte uyuşmazlık mahkemesinin kararları olduğunu biliyorum. Yani güvenlik meselelerinde, güvenliği ilgilendiren konularda askeri yargıyı görevli kabul ediliyor askerlerin eylemlerinden ama dolayı. Ama maktuller sivilse? Yani aynı şekilde o durumlarda da, yani asayişi ilgilendiren konularda özellikle terörle mücadelenin içerisinde. Çünkü askeri bir faaliyet olduğu için. Yani bu da gözden geçirilmeli. Evet. Çünkü kanun maddesi değil. Bu bir iştahat netice itibariyle. Evet. Bunu da düşünmek lazım. Sayın Öztürk, aslında birçok bu vesileyle birçok askeri yargıyı ilgilendiren eksikliğe dikkat çektiniz. Ve özellikle bilirkişi incelemesinin eksik olmasına dikkat çekmeniz de çok önemli. Tabii bu vesileyle Türkiye askeri yargıyı ve genel yargı içindeki askeri yargının rolünü de tartışacaktır. Önümüzdeki günlerde yeniden bilginize başvurmak isteriz bu konu geliştikçe. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bir bankanın gişe memuru sadece 9 lirayı zimmetine geçirdi. Mahkemeye çıktı, 9 liraya kaç yıl hapis istendi? Canlı gazetede. Anayasa Mahkemesi'nin kararı ardından tahliye edilen BDP'li milletvekilleri bugün meclisteydi. 5 BDP'li vekil seçildikten tam 939 gün sonra yemin etti. Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından tahliye edilen BDP'li milletvekilleri seçildikten tam 939 gün sonra ilk kez meclis çatısı altındaydı. Tahliye edilen vekiller sabah saatlerinde BDP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Saat 12 sıralarında özel araçlarla meclise giren milletvekillerine diğer BDP'li milletvekilleri eşlik etti. İlk defa milletvekili sıfatıyla meclise giren BDP'liler, BDP grubuna geçerek eş başkan Selahattin Demirtaş'ın odasında beklediler. Saatler 12.30'u gösterdiğinde diğer milletvekilleriyle birlikte BDP grup toplantısına katıldılar. Grup toplantısına ilgi büyüktü. Salonda ayakta duracak yer kalmadı. BDP bugüne kadar olan en kalabalık grup toplantısını yapmış oldu. Partililerin uzun süre alkış ve zıvgıtlarıyla karşılanan milletvekilleri daha sonra tek tek anons edilince bir kez daha alkışlandılar. Grup konuşmasını eş başkan Selahattin Demirtaş'ın yapması bekleniyordu ancak Demirtaş hasta olduğu için meclise gelemedi. Demirtaş'ın yerine HDP eş başkanı Sebahat Tuncel konuştu. Hem sevinçliyiz hem de içimizde bir burukluk var dedi. Hatip Dicle'yi hatırlattı. Bugün buruk bir sevinç yaşıyoruz. Bugün sevinçliyiz çünkü uzun süredir rehin olan, milletvekili olduğu halde aramızda bulunamayan, milletvekili faaliyetini yapamayan arkadaşlarımız aramızda. Grup toplantısının ardından milletvekilleri genel kurula geçti. Genel kurul açılır açılmaz Meclis Başkan Vekili Meral Akşener milletvekillerini yemin etmeleri için kürsüye çağırdı. Hukukun üstünlüğüne yemin eden milletvekilleri MHP dışında tüm partiler tarafından alkışlandı. Daha sonra AKP ve CHP'liler yemin eden milletvekillerini tebrik ettiler. CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştuğu gündemi yine 17 Aralık operasyonuydu. Hedefinde başbakan ve önüne 8 ay önce konulan MİT raporu vardı. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a yolsuzluktan haberin vardı, neden önlemedin diye sordu. 18 Nisan 2013 tarihli bir MİT raporu da ortaya çıktı. Doğrudan başbakana verilen bir rapor. Diyor ki hani bu yolsuzlukların ana aktörü var, yakalanan, onun bir yakını da kaçtı İran'a. Bakanların zarap ile ilişkisi ortaya çıkarsa hükümet zor durumda kalır diyor. 18 Nisan 2003'te, 13'te başbakanın masasına konuyor bu. Yani olay yeni bir olay değil. Ben şimdi o sayın başbakana sormak isterim.
2013 tarihinde, yani 18 Nisan'da bu rapor önüne konduğunda sen o bakanları çağırıp acaba hiç konuştun mu? Bunların çocuklarını hiç konuştun mu sen? Konuşmaz. Neden? Talimatı veren o arkadaşlar. Niye konuşsun? Çete reisi zaten. Tutturmuş bir çete. Kendisine yine sordum. Bir çete var gerçekten. Çeteyi görmek istiyorsan çok basit. Topla bakanlar kurulunu. Bak göreceksin, çete orada. Senin o yetkin olamaz Recep Tayyip Erdoğan. Senin o yetkin olamaz. Sen yargılama yapamazsın. Yargılamayı hakimler yapar. Hakimler yapar. Ama bir gün o hakimlerin karşısına çıkacak mısın? Eğer bu ülkede temiz siyaset gerçekleşecekse çıkacaksın. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında konuştu. Onun hedefinde de hükümet vardı. 17 Aralık operasyonunda ele geçen paralara değindi. Başbakan'a bırak da hukuk çalışsın diye seslendi. İktidar zenginleşmek için bir vasıta değildir. İktidar millete ait olan servet ve gelirlerin yandaş zümrelere peşkeş çekildiği yasa dışı nakil ve dağıtım merkezi değildir. İktidar çalmak, aşırmak, yemek, içmek, gezmek ve cüzdan doldurmak için bir fırsat değildir. 17 Aralık operasyonu kadar etkili, somut bilgi, belge, görüntü ve kanıtlara dayandırılamamıştır. Başbakan Erdoğan hükümeti için kaçacak yer ve herkesi ikna edebilecek mazeret kalmamıştır. Malum İranlı karanlık kişinin özel uçağıyla Ümre'ye götürecek kadar zihinleri ve iradeleri ele geçirmiştir. Bu nasıl bir saldırıdır ki bakan çocuklarının yatak odalarından para sayma makineleri ve para kasaları bulunmuştur? Bu nasıl bir operasyondur ki bakanların her yeri rüşvet olmuştur? Bu nasıl dış mihrakların oyunudur ki bakanlar çantalarla, elbise kılıflarıyla gönderilen paraları cebe indirmiş, yüz binlerce dolarlık rüşvet saatlere tenezzül edecek kadar alçalmış ve de parayla vatandaşlık dağıtılmıştır? Bu nasıl bir küresel suikasttır ki bir banka genel müdürünün ayakkabı kutusundan 4,5 milyon dolar para çıkmıştır? Biz de başbakana diyoruz ki bırak da yargı işlesin, bırak da hukuk çalışsın, bırak da savcı ve hakimler görevini yapsın. Bırak da akla senin gibi karalar ortaya çıksın. Başbakan da Japonya seyahatinde konuştu. Erdoğan, Japon gazeteciden gelen parti içinde 3 dönem kuralı var, siz ne yapacaksınız sorusuna yanıt verdi. Siyaset sadece parlamentoda yapılmaz dedi. Erdoğan yanıtında Çankaya Köşkü'nden hiç bahsetmedi. Ölene kadar ben burada kalacağım mantığı doğru bir mantık değildir. Japon gazeteciler 3 dönem kuralını hatırlattı. Başbakan Erdoğan bu cevabı verdi. Ne yaparsınız deyince siyaset sadece partinin çatısı altında parlamentoda yapılmaz. Partinin çatısı altında da yapılır. Erdoğan uzak doğu seyahatinin ilk durağı Japonya'daydı. Başkent Tokyo'da Nikkei gazetesinin düzenlediği konferansta konuştu. Konuşmasının ardından Japon gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan'a hem partinize hem de ülkenize 2023 hedefi koyuyorsunuz. Politik liderliğinizi nasıl sürdüreceksiniz sorusu geldi. Bu da direkt olarak 3 dönem kuralını hatırlattı. Bu zor bir soru. Tabii bu benim 3. dönemim milletvekilliğinde. Birçok arkadaşımın durumu da bu. Dolayısıyla 3. dönemle bizim milletvekilliğindeki sürecimiz bu karara göre bitiyor. Peki ne yaparsınız deyince siyaset sadece partinin çatısı altında parlamentoda yapılmaz. Partinin çatısı altında da yapılır. Erdoğan milletvekili olmanın şart olmadığına değindi. Sonraki kuşaklara şans tanımak lazım dedi. Hatta partiniz size değişik vazifeler verir. Ulusal bazda verir, uluslararası bazda verir. Ölene kadar ben burada kalacağım mantığı doğru bir mantık değildir. Bu sizden sonra gelen politikacılara da siyasetçilere de ön açmaktır. Çünkü arkadan gelecek nesiller, kuşaklar da bırakın onlar da tecrübe kazansın. O da nasıl kazanacak tecrübeyi?
bu çalışmaların içerisine girerek kazanacak. İstanbul'da bir bankanın gişe memuru hakkında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla dava açıldı. Memurun 12 yıl hapsi isteniyor. Ceza talebine ve son günlerde yaşananlara bakınınca zimmete geçen paranın milyonlar olduğunu düşüneceksiniz ama hiç de öyle değil. Bankanın gişe görevlisi için 12 yıl hapis cezası isteniyor. Sebebi ise bankada bulunan 9 lira 25 kuruşu zimmetine geçirdiği iddiası. Şişli'deki bir alışveriş merkezi içinde bulunan bankada gişe görevlisi olarak çalışan R.A. 2013 yılının Mart ve Nisan aylarında oluşan gişe fazlasını zimmetine geçirmekle suçlanıyor. Bankanın şikayeti üzerine soruşturma açan savcılık, bankacı hakkında önce bu 9 lira 25 kuruşu kendi şahsi harcamalarında kullandığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezası istedi. Ancak sonra R.A.'nın bu parayı banka hesabına yatırdığı için cezanın yarı oranda indirilerek 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İfadesinde bunu zimmetime geçirme ve mal edinme kastıyla yapmadım. 9 lira 25 kuruşu bankanın hesabına yatırdım. Söz konusu para zimmete geçirilmeye değer bir para değil, suçsuzum dedi. Bankacı R.A. önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Adaletin nasıl çifte standart uyguladığının bir örneğiydi bu haberde ilk verdiğimiz haberle kıyaslanınca. Bir de dünyaya bakalım. Kuzey Amerika'da kutup girdabı adı verilen soğuk hava hayatı felç etti. Hava termometreler eksi 51 dereceyi gösterdi. Bazı bölgelerde sürücülerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yetkililer dışarıda 5 dakikadan uzun süre kalınmaması için uyarılar yapıyor. Soğuk cehennem. Uzmanlar Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan kutup girdabını böyle tanımlıyor. Haksız da değiller çünkü kıta son 20 yılın en düşük sıcaklıklarını yaşıyor. Bazı eyaletlerde hissedilen sıcaklıklar eksi 51 dereceye ulaştı. Uzmanlar dışarıda 5 dakikadan uzun süre kalınmaması uyarısı yaptı. Soğuklara alışkın hayvanlar bile zor durumda. Chicago Hayvanat Bahçesi'ndeki kutup ayıları ve penguenler kapalı mekanlara nakledildi. Aşırı soğuklar 100 milyon kişiyi etkiledi. 2 kişi donarak can verdi. 13 kişi de trafik kazalarında hayatını kaybetti. New York'ta termometreler eksi 26 dereceyi gösterdi. Güneydeki Texas ve Florida eyaletlerinde bile sıcaklıklar sıfırın altına düştü. Soğuklar nedeniyle birçok bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Bazı eyaletlerde de trafiğe çıkmak yasaklandı. Bir günde 4500 uçuş iptal edildi, tren seferleri durdu. Arkadaşımız Bilge Egemen Amerika'da, Chicago'da mahsur kaldı o da bu soğuk dalgası yüzünden. Şimdi bize izlenimlerini anlatacak. Bilge, ne oluyor orada? Merhaba Can Dündar. Burası o kadar soğuk ki anlatamam. Hayatımda gördüğüm en yüksek, en şiddetli soğuğu yaşadım. Gerçekten biraz önce haberlerde de söylediniz. İnsan 5 dakika değil 3 dakikada bile parmaklarının falan donduğunu hissediyor. Yakıcı bir soğuk var. Dün Chicago'dan hiçbir uçak kalkmadı. Amerika genelinde zaten 2000 küsur uçak kalkmamış. Biz de mahsur kaldık. Çarşamba günü tekrar uçuş var deniyor. Ama karayoluyla şimdi ulaşmaya gittiğim yere ulaşmaya çalışıyorum. Neyse ki büyük ana yolları açık diyebilirim. Burada söylenen şey şu. Güney kutbu kadar soğuk diyorlar Chicago için. Evet biz gerçekten de soğuk. Görüntülerden evet facianın boyutlarını anlayabiliyoruz. Gerçekten dondurucu bir soğuk olduğu anlaşılıyor. Bilge, bir an önce dönmeni bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz bu izlenimler için. Bir de yeni gelen haberi verelim. AK Parti'nin HSYK ile ilgili bir düzenleme yapması bekleniyordu. Biraz önce haber geldi. AK Parti HSYK'nın yapısıyla ilgili tasarıyı meclise gönderdi. Kısa bir ara vereceğiz. Canlı gazeteyi toparlayacağız ondan sonra.